Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi, profil resmimi kullanıp sahte hesap açanlar var. Yorumlarınıza cevap yazıyor. Benmiş gibi mail adresini veya telefon numarasını paylaşıyor. Yani o ben değilim arkadaşlar. Dün tekrar yazmış ve bazıları inanmış. Tamam hocam, hemen ekliyorum gibisinden yorumlar gördüm. <laughs> arkadaşlar lütfen itibar etmeyin. Ben hiçbir zaman numaramı ve mail adresimi yorumlarınıza yazmam. Yani Umarım açıklayıcı olmuştur defalarca söylememe rağmen hala inananlar oluyor bu dolandırıcılara. Yani o kadar şikayet ediyorum falan ama Hiçbir şey yapmıyorlar yani Elimiz kolumuz bağlı Sanki daha başındayız yani öyle söyleyeyim Yapacak bir şey yok arkadaşlar böyle uyarılarla sizi bilgilendirmeye çalışacağım Diğer taraftan bugün bir altcoin videosu çekeceğim. Biliyorsunuz cumartesi pazar günleri altcoin videolar paylaşıyorum size özel. En üst yoruma yorum sabitledim. Onun altına isteklerinizi yazabilirsiniz. 10 tane seçeceğiz arkadaşlar. İlerleyen saatlerde altcoin videomuz yayında olacaktır. Şimdi bitcoin devam edelim. Evet arkadaşlar dün pozitif bir uyumsuzluk vardı biliyorsunuz 4 saatlikte. Olumlu bir sinyaldir. Daha sonra veya MA 10'a geldik. Oradan bir geri çekilme olabilir. Normalde hedefi MA 21 diye anlattık. Tabii ki geri çekilmenin dozunu biraz kaçırdılar. Ama arkadaşlar verdiğim desteği kırmadan tekrar yukarı yönlü gitti. Yani dün de dedim destek olarak bu seviyeyi takip edeceğiz. İşte 44.900 seviyeleri daha sonra da 43.200 seviyeleri diye anlattık. Yani ilk desteğimizi kırmadan tekrar yönü yukarı çevirmiş gibi duruyor. Yani bu pozitif uyumsuzluk hala aktiftir. Normalde hedefinde MA21 olur. <laughs> dün acil durum videomda o zaman 49.000 seviyelerindeydi. Zaman ilerlediği için bakın biraz eğimi aşağı vermiş. Yani şu an giderse 48.500 seviyelerinde hemen hemen. Yani bizim 48.500'ü kırmamız lazım. Orayı sıkıca takip edeceğiz. Diyelim kırılırsa bakın seviyeler dünden beri değişti. Bu arada dün dedim ki bakın arkadaşlar pozitif uyumsuzluk var. MA10'a geldik bir geri çekilme gelebilir önce diye anlattık. İnanır mısınız bilmiyorum ama o geri çekilmeden sonra anama küfredenler olmuş. Yani ayıp yani cidden ayıp. Ee, sanki biz buradan direktman uçacağız demedik yani. Ee, diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Çok çok zoruma gitti gerçekten. Yani nasıl bir insan başka bir insan annesine küfredebilir? Ben onu anlamıyorum. Yani herkesin annesi var. Ee, analar kutsaldır arkadaşlar. Yani bu tarz yorumlar yazmayın lütfen cidden hoş değil yani. Neyse arkadaşlar dediğim gibi şimdi tekrar MA21'e giderse buradan bulunduğu seviye 48.500 orayı sıkıca takip edeceğiz. Daha sonraki hedefimiz de 49.700 seviyeleri. Daha sonra 52.200 son olarak da MA50'miz var 51.700 seviyelerinde arkadaşlar. Dün 51.800'dü biraz eğimi vermiş zaman geçince şu anda da 51.700 seviyelerinde. <laughs> Yani yükselişlerde hedefler oralar olacaktır. Düşüşlerde de bakın tekrardan MA200 desteğimiz o da 49.920 seviyelerinde arkadaşlar. Oralar kırılırsa şöyle 4 saat kapanış gelirse diğer hedefi 43.420 seviyeleri. <laughs> Orada çok önemli bir destek. Yani arkadaşlar bunları niye veriyorum? Olası düşüşlerde alım yerleridir. Yani tepki alabileceği yerlerdir bunlar. Yükselişlerde de satış yiyebileceği yerlerdir. <laughs> o yüzden hepsini not edin bir yere. Fiyat oralara gittiğinde en azından nasıl bir hareketin geleceğini bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu pozitif uyumsuzluk genelde çalışır. Minimum hedefi MA21'dir dediğimiz gibi ama kimi zaman da 4 saatlik bazı trendi de döndürebiliyor. Biz bunu daha önce yaşadık arkadaşlar. Örnek vereyim. Şu bölgede biz 29 bin dip yapmıştık? 58 bin'e gitmeden önce bir dip yapmıştık 29 binde. Orada da bir bakın alçalan dip yapılmıştı burada. Arasayda da yükselen dip. Yani burada pozitif uyumsuzluk almıştık. Daha sonra yeni ralliye geçmişti. Bakın. Ondan önce de yaşadık biz bunu. Hep paylaştık arkadaşlar bunları o dönemlerde. Neresiydi orası? Şu seviyeler. Bakın burada da alçalan dip yapıyor Bitcoin. 17 bin dolarlara düşüyor örnek vereyim. Ara sayıda da yükselen dip yapıyor. Burada da pozitif uyumsuzluk var dedik. Ta o dönemlerde hatırlayanlar bilir. Ve yükseliş beklediğimizi anlattık. Orada da trend döndüydü. Bakın. Neticede şu an öyle bir sinyal var. Yani olumlu bir sinyaldir normalinde. Ama arkadaşlar her zaman çalışır diye garantisi yok. Bazen ne yapar? Atıyorum. Şöyle alçalan dip yaptı ya. Bir tane daha Pardon yükselen dip yaptı. Bir yükselen dip daha yapar. Üçlü uyumsuzluk verir. Ondan sonra da yoluna devam edebilir. Yani böyle şeyler de gördüğümüz oluyor kimi zaman. Yani şu an bol bol long short patlatıyorlar arkadaşlar. Yani iğnelerden görüyorsunuz zaten. Bu 4 saat grafiğin iğneleridir. Yani baya derin. Şimdi şöyle. Hareketler sert. Ona yapacak bir şey yok. Bunun sebebini söyleyeyim size. Şimdi bollinger bandını açalım. 4 saatlik Bollinger bandı. Normalde bakın şu darlıkta falan olur diyelim. Ama band çok geniş arkadaşlar. Yani alt band örnek vereyim. 45 bin dolar. Üst band 52 bin dolar. Yani 7 bin dolarlık fark var arada. Hareket alanı geniş olduğu için böyle anında 2 bin dolarlık düşüşler, 3.000 dolarlık yükselişler vesaire bunlar görebiliyoruz. O yüzden arkadaşlar dikkatli işlem yapın. Alacağınızda parçalı toplayın, satacağınızda parçalı satın. Örnek vereyim. Yani şu an riskli zamanlar. Şimdi buradan artık yeni trend başlar mı? O konuda da hani garanti veremem size. Hani örnek vereyim, düşüş devam da edebilir. Diyelim verdim destekler kırıldı. <laughs> Günlük bazlık desteklerimiz de var. Örnek vereyim. Şöyle ortalamalarda açalım. Bollinger bandını kapatalım. Mesela arkadaşlar, daha önceki düzeltmede 42.000'den 30.000'e düşmüştük 29.000. Yani bu kırmızı ve pembe ortalamadan desteğimizi aldık. Hatta orada alınır diye e, acil durum videosu da çektik arkadaşlar. Hani burası son kale diye anlattık. Yani şimdi de aynı ortalamaya tekrar düşme riski var. Yani hala öyle bir risk var. Düşer demiyorum arkadaşlar ama düşerse bana göre dip seviyeler oralar olur. 40.900 seviyesinde hemen hemen ne diyorduk? 4500 bölgeleri. Yani oralar önemli destektir arkadaşlar. Hani bir ihtimal iğne atabilirler 39.000'e panikletmek için. Ama dediğim gibi şöyle 41.000 dolar altına sarkarsa toplama yeridir bana göre. Yani bakın daha önce oradan düzeltmesini bitiriyor ve yükselişe geçiyor. Aynı şey bir daha da olabilir. Ama öncesinden bir yükseliş de yapabilirler tabii ki. O yüzden o verdiğim dirençleri takip edeceksiniz. Şimdi bir tek bu ortalama değil biliyorsunuz dün de anlattım. Şöyle tekrar açayım o grafiği. Bakın şu son günlük rekor kapanışımızın bulunduğu seviyede hemen hemen orası. Yani oralar potansiyel alım yerleridir arkadaşlar. Yani düşünce oya sararına sakın satmayın. E sabırlı olun arkadaşlar. Biz çok gördük böyle düzeltmeler. Her sebebinde ayı piyasası başladı dendi vesaire. Yani sabretmeniz lazım. Güzel günler de gelecektir. E bence bu iş burada bitmedi. Yani ilerleyen haftalarda ben tekrardan yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Örnek verin. Buradaki düzeltme ne kadar sürmüş? şöyle dip yapılana kadar bir bakalım bir. 19 gün sürmüş. Şimdi ne kadardır? devam ediyor düzeltme 6 gün yani bakın burada daha çok bezmişti insanlar hemen burada bezenler oluyor yani daha Bir hafta daha sürebilir örnek vereyim düzeltmeler Bunlara hazırlıklı olun Ama şu seviye kırılması lazım en üsttepe 57.650 seviyeleri Üzerinde gün kapanışı gelmesi lazım aynı burada da aynısını anlatıyorduk Yükseliş devam eder öyle bir durumda aynı şey burada da geçerli arkadaşlar Yani Bitcoin'de durum bu şekilde Şimdi altcoinlere tek tek değinmeye gerek yok arkadaşlar. Ee, şöyle anlatayım, birçoğu bitcoin ile birlikte hareket ediyor. Yani ethereum'u de analize edeceğim örneklerim ama bitcoin o kadar bağımlı ki yani bitcoin düşerse düşüyor yükseldi mi yükseliyor. Sizin yapacağınız şey bitcoin'un desteklerini takip edeceksiniz. Eğer ethereum yatırımcısıysanız verdiğim bitcoin desteklerini takip edeceksiniz. Kırılım olursa düşüş gelirse bilin ki ethereum'de de düşüş gelir yani. O yüzden detaylıca değinmeye gerek yok. Videonun süresini uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi dolar endeksine bir gelelim. Bakın dün kritik bir ay kapanışı oldu. <laughs> dün sert yükseldi dolar endeksi. Yani hiç durmayacak gibi gitti hemen hemen. Yani bakın dünkü hareket buydu. Yani biz ne diyorduk? Aylık bazda MA200. Oran üzerinde ay kapatmaması lazım diyorduk. Bakalım nerede kapatmış? Bakın arkadaşlar. MA 200'ün altında kapat. Yani şimdilik sorun yok. Ama yani şimdilik sorun yok arkadaşlar. Bir ayımız daha var. Yani bu ortalama üstünde ay kapanışı geldi mi iş sıkıntıya girer. Bitcoin açısından. Ama şu an üzerinde ay kapanışı gelmedi. Yani bir ay daha rahatız. Buradan biraz daha yükselebilir. O konuya da geleyim öncelikle. <laughs> Şöyle günlük bazdan açayım. Bakın <laughs> burada düzeltme sonrası işte bir yatay seyir oldu biliyorsunuz. Daha önce burada da aynısı olmuştu. Bakın bir düşüş yatay. Ondan sonra tekrar yeniden düşüş dalgasına geçiyor. Burada da obomsu bir yapı vardı. Burada da obomsu bir yapı var. Son kez bir yeşil ortalamaya dokunmuş. Bakın. <laughs> Pardon. Bu yeşil ortalama MA100 arkadaşlar. Oraya iğnesini atıyor. Bakın iğnesini atıyor oraya iki kere. Ondan sonra daha sert düşüşe geçiyor. <laughs> Şimdi aynı şey burada da görebiliriz. Hani MA100'e kadar gidebilir. Pazartesi piyasalar açılıyor örnek vereyim. Yükseliş bir nebze daha devam edebilir. 91.29 bölgelerine bir gidiş olabilir arkadaşlar. Aynı buradaki gibi yapacaklarsa o bölgelerden tekrar düşürmeleri gerekiyor. Diğer taraftan haftalık grafiği açayım. Haftalıkta da yani son düşüşten önce örnek verin. Burada da aynı yatay seyir olmuştu. Demin ki bahsettim benim haftalık bazdaki grafiğidir bu. Orada da bakın son kez bir MA21'e iğne atıyor. Sarı ortalama milimetrik hemde arkadaşlar bakın. Ondan sonra düşüşe geçiyor. Yani şimdi biz tekrar MA21'e iğne atarsak eğer Orası da 91 40 seviyeleri falan olur. Yani oralara kadar hala yükseliş devam edebilir. Ama arkadaşlar oran üzerinde hafta kapatmadıkça hala aşırı yükseliş beklenmez dolar endeksinde. Zira ay kapanışı çok olumlu gelmedi. Yani haftalıkta arkadaşlar dirence gelirse takip edeceğiz. Üzerine hafta kapatmaması lazım bu MA 21'in. <laughs> yani şu an dolar endeksi açısından korkulacak bir şey yok. Kısa vade yükselişler devam edebilir. Yani arkadaşlar bitcoin aşırı etkilenmesi için çok sert yükselişlerin gelmesi lazım dolar endeksinde yani şuradan şuraya gitmesi aşırı etkileyeceğini düşünmüyorum. Bakalım neler olacak şimdi de altcoinlerin geneline bir bakalım. <laughs> haftalık kapanışımız var az kaldı. Pazar gecesi pazartesi bağlayan gece üçte haftalık kapanışımız var. Bakalım nasıl gelecek haftalık kapanış. Şöyle günlüğüne bakalım diye bu grafiğin yani günlükte MA 21'i zorluyor arkadaşlar. Şöyle 584 milyarlara gidiş olabilir diyor. Yani bu grafiğin de son kalesi yani şu bölgeler zaten 450 milyarlar yani gelir ya da gelmez arkadaşlar. Kesin gelecek gözüyle bakmayın. Şöyle 4 saat diye açalım. Yani 4 saatlikte de MA 200'den desteğimizi aldık. 2 kere aldık. MA200'e hiç dokunmadık arkadaşlar. Yani bence en kötü şartlarda oraya bir iğne gelir. 485 milyara. Ondan sonra yükselişe devam eder altcoinler. O kötü senaryo. İyi senaryosa bitcoin'daki pozitif uyumsuzluk çalışır. Dip yapılır ve yoluna devam eder bitcoin. Altcoinler de kademe kademe yükselir. Burada ikili dip formasyonu var. Onun hedefi neredir? Örnek vereyim. 677 milyar dolar hedefi olur. Yani buradan... 130 milyarlık para girişini sağlar. Bir daha bakalım arkadaşlar. Şöyle ikili dip. Hatta yeni rekor bile kırmış olur altcoin market cap. Bu da altcoinler için çok pozitif bir şeydir arkadaşlar. Bunu anlamak için şu tepeyi kırması lazım. Hatta son ortalamayı kırsa daha iyi olur. Şöyle 587 milyar üstünde 4 saat kapanışlar görürsek. Total 2'de yani altcoin market cap'te Bence altcoin'lerde çok sert yükselişler gelir. Yani benim düşüncem net arkadaşlar. Ben ayı piyasasının başladığını düşünmüyorum. Özellikle altcoin'lerde düşünmüyorum. Yani o büyük rally'nin geleceğini düşünüyorum ben. Ama sabır işidir bu. Zaman zamana bırakın arkadaşlar. Hemen e, bir günde olmaz böyle şeyler. Yani şahsen ben 4 senedir sabrediyorum neredeyse. Yani aylardır sabredenler var vesaire. Piyasaya yeni girip sabırsız olanlar var. Yani sabırsız olanlara diyeceğim sabredin. Hani biz yıllarca sabrettik. Siz de sabırlı olmayı öğrenin. Şimdi bu piyasada sabırlı olmazsan e, çok büyük paralar kaybedebilirsin. Lütfen e, sabırsız davranmayın. veya zarardaysan panik yapma. Hani atıyorum bir şey aldın, düştü, zararına sattın diyelim. Ondan sonra bir şey yükseliyor diyor. Onu alırsın, onu da düşürürler. Onu da zararına satarsın. Sonra başka bir şey yükselir. Onu alırsın, onu da düşürürler. Yani böyle panik alış satışları yapmayın. Orta vadeli pozisyonlar daha uygundur. Özellikle e, trade yapmayı bilmeyenler kesinlikle böyle günlük al satışına girmesin. Ha şöyle yapabilirsin bir şey çok mu sert düştü? O zaman tam sert düştüğü yerden toparlanma görürsen oradan alabilirsin örnek vereyim. Ama birçoğu ne yapıyor işte yükseliş var diye coinlerde tepeden alıyor. Yani arkadaşlar e, bu bu şekilde yaparsanız Hatta benim ana sayfamda alsat nasıl yapılır diye video var. O videoyu izlerseniz yol gösterici olacağını düşünüyorum. Yani bugün piyasada durum bu şekilde. İsteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Birkaç saat sonra altcoin videosunda tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler.